yaşadık canlı yayınımızda. Şimdi yayınımıza, maden işçileriyle yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biraz önce de ifade ettiniz aslında, maden işçilerinin çalışma ve yaşam koşullarının sanılanın aksine çok da kolay olmadığını ifade ettiniz. Peki siz örneğin Karadon'a Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın yazısını geldiğini duyduğunuzda ne hissettiniz bir işçi olarak? Şok olduk. Ekmeğimizin elinden alacağını anlayınca aynen yani örnek çocuk bebek olur da ağzından memesi düşüp ağlar ya, aynı o duruma düştük. Çünkü düştüğümüz durum çok kötü bir durum. Sadece kendi şahsım adına değil, bütün Zonguldak halkı adına konuşuyorum. Burada bir madencinin elinden ekmeği alındığı zaman düşünün ki bütün evlatları ve çoluk çocukları açlık grevine girmiş gibi olacak. Çünkü burada bir sürü arkadaşımız kredi mağduru olabilir, borç içinde olabilirler. Çünkü biz ekmeğimizi yerin altından çıkardığımız için biz bu özelleştirmeyi istemiyoruz kısaca. Peki şimdi bir taraftan da çeşitli eylemlere başladınız. Genel Maden İşçileri Sendikası öncülüğünde çeşitli eylemler gerçekleştiriyorsunuz. Buradaki muradınız ne? Ne yapmak istiyorsunuz? Temel talebiniz ne? Bundan sonra eylem süreçleri nasıl devam edecek? Şimdiki bizim taleplerimiz şöyle. Biz buranın özelleştirilmemesini istiyoruz. Aynen devam etmesini, artı işçi açıklarının giderilmesini, üretimin artması, yani işçi açıklarının giderilmesi için üretim artacak illaki. Çünkü hazırlık oldukça üretim devam edecek diye düşünüyorum ben. Peki, teşekkür ederim. Sizinle devam edelim. Siz ne kadar yıldır Ocak'ta çalışıyorsunuz? Ben de 2009 girişliyim. Ya devlet bize bir kamuda bir iş verdi. Ben AK Partiliyim ve üyesiyim. AK Parti bana yaptığı kötülüğe bak. Ben bunu resmen buradan Cumhurbaşkanı'na dahi sesleniyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız duysun. Ve Başbakanımıza da sesleniyorum. Biz kesinlikle ve kesinlikle özelleştirmeye hayır diyoruz. Biz AK Parti'nin üyesiysek bizim ekmeğimizin alınmasına gerek yok. Bizim çoluk çocuğumuzun ekmeğini alıyorlar. Aslında yani Zonguldak halkının ekmeğini alıyorlar. Evet, Zonguldak halkının ekmeğini alıyorlar. Biz buraya işçi alınacak diye beklerken ne hallere düştük ya? Neyle karşılaştık ya? Ben böyle bir şey istemiyorum. Ben böyle AK Partilik de istemiyorum. Ben böyle partilik istemiyorum. Ben yine AK Partiliyim ve ben buradan inanıyorum ki yarın ve bir gün bayram sonrası diyeyim. Bayram sonrası Başbakanımdan, Cumhurbaşkanımızdan bize burada özelleştirme olmayacak diye sözlerini bekliyorum. Yani bir bayram müjdesi bekliyorum. Bir hocam. Bayram müjdesi bekliyorum. Peki bayrama, Ramazan'a böyle bir duyguyla gelebilir miyim? Ben şu anda önümde bayram oldu mu, var mı, yok mu hiç vallahi bilmiyorum. Kur'an çapsın bilmiyorum. Üzüntü. Ben buradan eve gidiyorum, eşim diyor ki niye moralim bozuk? Niye olmasın kardeşim? Ekmeğimi elinden alıyorsun. Özel sektör. Özel sektör gidip şurada 3 tane işçinin maaşını ödeyemiyor ya, maaşını. Devlet 1300 lirasını devlet ödeyecek. Ne anladım o işten? Devlet 1300 lira oraya ödeyecekse buraya işçi alsın onu ödesin. Teşkil çekecek abi oğlum. Allah Allah. Ne gerek var yani? Ben AK Partiliyim. Ben yine buradan Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza ve Çalışma Bakanlığı'na buradan sesleniyorum. Enerji Bakanımıza dahil. Yani ben AK Parti üyesi olarak ve burada %90'ı da AK Partili. %90'ı. Ben biliyorum. Ben biliyorum. Teşkilatımıza gidiyorum, çıkıyorum. Ama ben bunları beklemiyordum. Teşkilatımızla da görüştük. Halledeceğiz diyorlar. Tamam, halledelim kardeşim. Biz AK Partiliyiz. Halledelim. Hadi bakalım nasıl halledeceğiz. Bayramdan sonra müjdeyi bekliyorum. Ben en iyi müjdeyi bayram müjdesi olarak bayramdan sonra bu müjdeyi bekliyorum. Sayın bakanlarımızdan. Helal olsun Sabahattin sana. Böyle yani. Bizim buraya Zonguldak'a bazı siyasetçilerimiz geldi isim vermeden. Arkadaşlar TDK kapatılmayacak. Arkadaşlar TDK kapatılmayacak. Ya bu bizim Zonguldak'ta ne gördüler? Zonguldak'ımız bizim Türkiye'nin bütün geneline baktı. Doğru mu arkadaşlar? Doğru. Yani bizim bu şu yer altındaki kömürümüzde çoluk çocuğumuzun rızkında kimsenin gözü olmasın. Bunu yapmaya kimsenin de gücü yetmeyecek. Ben şahsıma söylüyorum, benim kellem kopsun, atsınlar yere.
Bir Allah'ın da gücü yetmeyecek. TDK bizimdir. Madem öyle diyorlar, siyasetçilerimiz niye gelmiyor buraya? Bizim siyasetçilerimiz nerede? Burada geldiler, herif gibi konuşuyordular. Yok, işçi açıkları giderilecek. Yapın, işçi açıklarını giderin. Biz arttıralım. Benim babam buradan emekli oldu. Dedem buradan emekli oldu. Allah'ıma bin şükür. 19 seneden beri çalışıyorum. Devletin ekmeğini yiyorum. Allah'ıma bin şükür. Kimsenin şurada gözü olmasın. Cumhurbaşkanına da söylüyorum. Başbakanımıza da söylüyorum. Bizim madenlerimizi canlandırsınlar. Bizim Zonguldak'ımız dünyanın geneline baktı. Doğru mudur arkadaşlar? Yanlış mı? Doğru. Şurada kimsenin gözü olmasın. Herkes aklını başına toplasın. Bu işçi özel sektöre burayı kaptırmayacak. Kimse de heveslere kapılmasın. Bravo, burayı bravo. Kimseye bravo. Kaptırmayacağız. Kimsenin bravo. De gücü yetmedi. Herkes böyle bir şey. Peki bir şey soracağım. Özel sektör değil mi? Özel sektör. Soma'daki 301 madenci niye öldü ya? Bizim burada niye ölmüyor? Bizim her türlü sistemimiz var değil mi? Havalandırmamız var, şeyimiz var, sansörümüz var. Neden öldü bizim arkadaşlarımız? Bisibisine gittiler. Bisibisine öldüler. Kimse bu madenlere göz dikmesin. Ben ekmeğimi kaptırmıyorum. Kimsenin de gücü yetmeyecek. Perşembe günü de görüşeceğiz. Perşembe günü de arkadaştan beraber kombi herkesin dersini vereceğiz. Hepinize eyvallah. Bravo başkan. Kimsenin gücü yetmeyecek. Bu kadar. Bir taraftan da bir dize eylem kararı alındı. Özelleştirmenin durdurulması için hem Genel Maden İşçileri Sendikası hem maden işçileri bir irade ortaya koyuyor. Taleplerini ifade ediyor. Buradan var mı sizin hem hükümete hem diğer sendikalara hem Zonguldak halkına çağrınız? Özel sektör demek maaşımızı alamamak demek. Ölüm demek, ölüm. Yani ölüm demek kısacası. Yer altında biz paramızı kazanıyoruz ama dışarı çıktığımızda yok. Her şeyin ifadesi yüzünde, yüz karası. Aldığımız ücretle ancak biz yer altında geçiniyoruz. Dışarıda geçinemiyoruz. Maaşlar da daha yeni düzeldi yani. Gerekiyorsa ocağa gireceğiz. Daha da biz ocaktan dışarı çıkmayacağız. Bu durum düzelene kadar özel sektördeki arkadaşlarımız ne yaptı? 8 gün kaldı. Biz de gerekirse 8 senede biz de burada kalırız. Özel sektöre mümkün değil kaptırmayız. Bu şekilde. Geçenki özel sektörde 30 kişi mesela yer altında kaldı. Açlık grevi yaptılar. Onların ağzında parayla tuttular. Kaymakamlığa gittiler. Oralara buralara gittiler. İşte dışarı çıkın. Paralarını, ücretlerinizi vereceğiz dediler. Aa, benim arkadaşım şimdi maden ocağında çalışan arkadaşım. Düpedüz Kilimli kıraathanesinde kahvecilik yapıyor. Yani garsonluk yapıyor. Emekliliğine kalmış onun 6 ayı. Çocuk ne yapsın şimdi? 6 ayda yeraltı sigortası alamayıp da nasıl emekli olsun bu çocuk? Eğer diyorsunuz ki TTK özelleştirilirse Zonguldak'ın her tarafı böyle olacak. Aynen öyle mağdur olacak. Mağdur maden işçileri. Aynen öyle olacak. Çünkü özel sektör demek kısaca ölüm demek yani. Çünkü Soma'da 30 madenci öldü. Bunlar ne, mesela 301 maden işçimiz öldü. Bunlar neden öldü? Bunları nasıl araştırdılar? Nasıl örtbas yaptılar? Yani örtbas edilen her şeyin üzerinde bu özel sektörü yöneten kurumların ve hatta devlet dahi olabilir yani bunun içinde. Kısacası. Peki maden işçisi kararlı, özelleştirmeyeceğiz diyor, kapattırmayacağız diyor. Peki bu aynı zamanda Zonguldak halkına da bir sorumluluk yüklüyor değil mi? Aynen. Diyorsunuz ki TTK eşittir Zonguldak. Zonguldaklı'dan evet. Ne bekliyorsunuz? Zonguldak ekmeğine sahip olan bir. Yani biz ekmeğimizin daha peşindeyiz. Önce biz destek olsun. Ankara'yı yürüdük. Zonguldak halkı ile birlikte yine biz yola düşersek Zonguldak halkı da bizim yanımızda gelecektir. Buna inanıyorum. Esnafı da aynı. Bütün Zonguldak halkı falan ben burada, yine Ankara'ya yürüyoruz. Ben burada inanıyorum ki sayın bakanlardan yani bunun bayramdan sonra ivedi bir şekilde bize açıklılıkla hayır burası özelleşemez. Burası sizin ekmek kapınızdır diyeceklerdir. Ben buna inanıyorum. Peki tersten söyleyeyim. Beklentiniz olmadı. Bayramdan sonra bir müştülü cevap gelmedi. Biz görevimizi devam olmazsa, edeceğiz. Olmazsa biz o partiye çalışmış olduğumuz, vermiş olduğumuz emekler boşa gitti. Ondan sonra da tersini yaparız biz de. Yapacak bir şey yok. Cevabımızı öyle veririz. Aynen böyle. Yapacak bir şey yok. Yani bizim burada ekmeğimizi alıyorlar elimizden.
Peki Türkiye'nin en büyük işçi konfederasyonunun üyelerisiniz. Sendikanız Türk İş Üyesi. Türk İş'e bağlı sendikalardan, diğer konfederasyonlardan, farklı iş kollarından, işçilerden, maden işçisi ne bekliyor, ne istiyor? Destek bekliyorum. Destek bekliyorum. Ne yapmalı onlar? Ya bu bugün... mücadeleyi nasıl büyütmeli sizce? Ya bugün bizim başımızda eğer böyle bir şey varsa... Yarın o arkadaşımızın başına gelecek yani. Onun da başına gelecek. O arkadaşımız şimdikten el ele verip bizle beraber olmasını bekliyoruz. İnanıyoruz ki olur. Bu özelleştirmeyi bir an önce geri çekmelerini istiyoruz. Söyleyeceklerim bu kadar. Var mı son olarak eklemek istediğiniz, buradan yapacağınız çağrı? Kısacası özelleşmemesini... Aynen devam etmemizi ve artı üretimin artması için de işçi alınmasını. İşçi açıklarının giderilmesi. İşçi açıklarının. Zor bir şey değil ya. İşçi açıkları. Biliyorlar zaten. Bize burada zarar, onu da söyleyeyim. Burada zarar işçiden değil, TTK zarar etmiyor. Ya buradan Diyarbakır'a kömür gidiyor ya. Şu maskenin buraya gelişi kim bilir? Bak 50 kuruş dışarıdaki maske. Buraya gelişi belki de 5 milyon. Yani bunların ihaleleriyle burası zarar ediyor. Bunların incelenmesi lazım. Yani gelir gider ben şu küreyi kendi cebimde parayla aldım ya. Ben devletten almadım bu küreyi. Parayla aldım, kendi cebimden aldım ben. Devlete 50 milyona geliyor kürek. Ama dışarıdan satılan gazma 10 milyon, buraya geliyor mesela 50 milyona. Ben devletin bunu aramasını istiyorum. Devletin bunları araştırsın. Devlet bunu araştırsın bunu. Bu işçiden zarar etmiyor. İşçiden zararı yok devletin. Hiçbir zaman işçiden zarar etmiyor yani. Bir gazmacı sarmasını attığı zaman bir gazmacının üzerinde 50 kişi varsa Beyaz Saray'da olsun, dışarıda çalışan memurlardan olsun bu 50 kişi değil 150 kişiye çıkıyor. Bir gazmacı bir gazmanın burnundan 50 kişiye anca bakabiliyor. 150 kişi olduğu zaman bunun giderilmesi için de buraya üretime işçi alınması şart. Üretime işçi alınırsa yani bu üretimi arttıracağımıza inanıyoruz. O yüzden yani özelleştireceklerine yatırım yapsınlar. Daha gazma kürekle çalışmayı bırak, makineler alsınlar. Daha modern çalışalım. Peki şimdi hep modern çalışmanın, yatırım yapılmasının, buranın geliştirilmesinin önemine dikkat çekiyorsunuz. O zaman şunu soralım size. Sadece ölümlü iş kazaları olduğunda genellikle işçiler akla gelir, madenler akla gelir. Maden ocağında çalışan işçilerin meslek hastalıkları yok mu hiç? Aynen öyle, iş hastalıkları var. Ne var mesela, ne yaşıyorlar? Üst solunum hastalıkları mı yaşıyorlar, fıtığı yaşıyorlar? Daş tozundan. İç hastalığı, karaciğer, nefes darlığı, bel fıtığı. Mesela örneğin bende 3 tane fıtık var bende. Göbek fıtığı, kasık fıtığı, bel fıtığı. Ama ben ekmeğimi bırakmıyorum, çalışıyorum. Peki senelik... o koşullarda nasıl çalışıyorsunuz mesela? Burada hani saydınız ya 3 tane fıtık var dediniz ve ben iniyorum madene çalışıyorum. Dedi. Gücüme göre çalışıyorum. Yaptığım işi de yapıyorum, teslim ediyorum. Daha ne yapayım? O yüzden de zaten herhalde iyileştirilmesi, değil mi? Teknolojinin buraya gelmesi gerekiyor. Makinize sistem gelecekti zaten. Böyle bir şey konuşuluyordu. Makinize sistem gelinecek. Ayaklarımızı ona göre hazırlamıştık. Makinize sistem bir anda yok oldu. Ne oldu? İhale iptal olmuş. Galeriler açıldı. O galeriler hep yatışa geçti. Ki, dünya galeriler açıldı. Bekliyordu hala makineyi. Makine geleceği yok. Makine olsun, üretim artar. Ankara mesela, Ankara'da böyle üretim. Ankara Çayıran'da benim çalışan akrabalarım var. Makine sistemiyle çalışıyorlar. Güzel de kömür çıkıyor. Kısaca devletin ihaleleri, yani yapılan TTK için ihalelere incelesinler ve onlara baksınlar. 1'e 5, 1'e 10 yapmasınlar ihalelerde. Bu hep TTK ihaleler yüzünden zarar ediyor. Kısaca ben bunu demek istiyorum. Teşekkür ederim. Hayır, söz hakkı istiyorum. Buyurun. Buradaki bütün arkadaşlar da biliyor ki TTK'nın mevcudu şu anda 10 bin küsür. Bunun 5 bin küsür yer altı, yani bizler çalışan işte takimatçısıydı, panel üretimiydi falan vesaire. Geri kalan 6 bini de bu görmüş olduğum arkadaşların sırtından, bizim sırtımızdan el emeğimizi çalarak oturduğu yerden Beyaz Saray denen bir müessese var. TTK'ya bağlı. TTK Türkiye Taş Kömürü Kurumu'na bağlı. 65 yaş sınırı emekliliği var. Elinde kalem oynatıp bilgisayarında işte okey oynamak,
bilmem pişpirik oynamak gibi işlerle zamanlarını geçiren insanlar yüzünden bizler mağdur oluyoruz. Gözümüze ne oldu bu Gözüme arada? Taş kaçtı bugün Ocak'ta. Önemli değil. Hiç önemli değil. Ama şunu tekrar vurgulamak istiyorum. Bakın, bütün samimiyetimle konuşuyorum. TTK hiçbir zaman diğer arkadaşlarım dediği gibi bizlerden zarar etmiyor. TTK işçiden zarar etmiyor. TTK kurulduğu tarihten bu tarafa özür dilerim. Kurulduğu tarihten bu tarafa Türkiye Cumhuriyeti ekonomisinin, sanayisinin kalkınmasında en büyük öncülüğü, en büyük rolü almış kurumlardan bir tanesidir. Ve tek kurumdur. Demir çelik karabükten tutun da termik santrallere kadar. Bu kurum Türkiye sanayisi kalkınırken zarar etmiyordu da şimdi mi zarar ediyor? Şimdi mi zarar ediyor? O zaman bu arkadaşların mağdur etmeyeceksin. Gideceksin Beyaz Saray'da 6000 tane, 2000 tane memuru indireceksin. 6000 memuru, 2000 taneyi. 4000 tane emekli edeceksin. 50 yaş üstü zaten hepsi. Herkes burada işine bakacak. Anlatabiliyor muyum? Vallahi bunu var. TTK'nın gelik işletmesi önündeydik bugün. Gelik işletmesi aslında özelleştirme idaresi başkanlığının yazıyı gönderdiği Karadon müessesesine bağlı bir işletme. Ve burada çalışan maden işçileri şunu özellikle söylüyorlar. TTK eşittir Zonguldak, Zonguldak eşittir TTK. TTK'nın özelleştirilmesine asla izin vermeyeceğiz çünkü bu Zonguldak'ı bitirir. Zonguldak'ın emekçilerini bitirir ve bir kenti mahkum eder ve biz yokluğa, açlığa mahkum olmayacağız diyorlar. Ölürüz de bu yoldan dönmeyiz ve bizim ocaklarımızın özelleştirilmesine izin vermeyeceğiz diyorlar. Biz Zonguldak'tan özel yayınlarımıza başka ocaklarda devam edeceğiz. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.